Geçtiğimiz yıl Ekim ayında akciğer kanseriyle mücadele ederken 59 yaşında hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın vefatından 9 ay sonra ortaya çıkan bakımsız mezarlık görüntüsü gündem oldu. Ünlü oyuncunun vefatından 9 ay sonra sosyal medyada paylaşılan bir görüntü herkesi şoke etti. Posta'nın haberine göre Billur Kalkavan'ın defnedildiği gün çiçeklerle donatılmış olan mezarın son hali üzüntü ve şaşkınlık yaşattı. Söz konusu videoda mezar taşının kırıldığı ve kurumuş çiçeklerin olduğu görülüyor. Oyuncu Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı nişantaşında görüntülenmişti. Sevgilisinin vefatından sonra ilk kez konuşan oyuncu, "Vefatı bir yıla yaklaşıyor. Halen onu çok seviyorum. Benimle birlikte yaşıyor. Özlemim çok artıyor. Evin her yerinde o var. Herkes kedileri seviyor. Onlar bizim çocuklarımız. Evdeler halen. Kalbimde yeri başka. O benim mutlu olmamı isterdi. Halen bana destek verdiğini hissediyorum. Benim halen evde ağlamalarım devam ediyor. Ona hep seni çok seviyorum diyorum. Kendisi 90'a kadar yaşayacağım. Hayatı seviyorum derdi. Yaşadığımız her nefeste şükrederek kalp kırmamak gerekiyor demişti. Kendisini spora verdiğini söyleyen Bahadırlı, biraz daha kendimi hayata bağlamaya çalışıyorum. Sporla psikolojimi toparlamaya çalışıyorum. Sağ olsun arkadaşlarım yanımda. Motivasyonum düşükken iş dünyasına çok sarılmak istemedim. Şimdi işe biraz ağırlık veriyorum diye konuşmuştu. Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Billur'dan anı yaşamayı öğrenmiştim. O yüzden onu kaybetmeye kendimi hazırlamamıştım. Onu sevmeye, beslemeye odaklanmıştım diyerek ekledi. Kalbi ilahi aşkla doluydu. Kanseri de tevekkülle karşılamıştı. Cenazesinde insanların ağlamasını istemiyordu. Dram yapmayın demişti. Biz de onu istediği gibi uğurladık. Kanser yüzünden hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın 13 yıllık sevgilisi Buğra Bahadırlı, büyük acı sonrası Günaydın'a konuşmuştu. Bahadırlı, Kalkavan'ın son anlarından hayallerine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapmıştı. Bu kadar kısa bir sürede onu kaybedeceğimi düşünmemiştim. Kanser tedavisi çok iyi gidiyordu. Hatta doktoru Billur'a son bir taramaya sokup seninle Eylül konuşması yapacağız demişti. Ama enfeksiyon kapacağını ve sonucun böyle olacağını kimse öngörmemişti. Hastaneye otel derdi. Otelde çok kalmak istemiyordu ama evimizde kentsel dönüşümden dolayı tahliye süreci söz konusuydu. Bu da onu olumsuz etkiledi. Hastanede kalmak istedi. Doktorlar 3 ay ömür biçti diye haberler çıktı ama doktorlar beni kenara çekip böyle bir şey söylemedi. Kendi aralarında tahminleriymiş. Billur'un kanseri akciğere, karaciğere, kemiklerine ve mesanesine sıçramıştı. Ama doktorumuz vücudunda bu kadar tümör olmasına rağmen Billur mucizeler yaratıyor. Literatüre geçecek demişti ama dirençli enfeksiyonla karşılaştı. Bilinci kapalıyken maskeyle oksijen veriyorlardı. Sadece göz teması kurmaya çalışıyordum. Gözlerine bakarken ona olan aşkımı anlatıyordum. Gözlerinden yaşlar süzülmüştü. Ben de ağlamaya başladım. Billur'u tek bir kareye sığdıracak olursam o da onun taziyesinde de kullandığım, saçını kırmızı tokasıyla topladığı, tüm neşesiyle, ışıl ışıl gözleri aşkla bakan halidir. Bir annenin gözünde nasıl olursan ol hep çocuksundur ya. Billur da benim için hep aşık olduğum kadındı. Tedavi sürecindeki fiziksel değişimi, benim ona olan bakışımı, aşkımı değiştirmedi. Ben onun ruhuna aşıktım. İlk başta ağlamıştı, bir ara kendini depresif hissetti. Bana sen olmasan bu mücadeleyi bırakırdım, yaşamak istemezdim bile demişti. Ben de onunla motivasyonunu yükseltmek için konuşma yapmıştım. Billur çevresine karşı çok duyarlıydı. Yaşanan olaylar onu çok kötü etkiliyordu. Çok yük aldı. Her şeyi içselleştirdi. Çok verici davranırdı insanlara. Dışarıya karşı güçlü bir kadın profili vardı ama son derece hassas bir kadındı. Bu hastalığa yakalanmadan bir süre önce bana hayatta yapabileceğim her şeyi yaptım ve bir ölüm enerjisi hissi geldi bana demişti. Belki de hayatla olan kontratını bu sözlerle tamamladı. Canım pizza istiyor, pizza yiyelim mi demişti. Ben de pizza getirdim ama yemek nasip olmadı. Kötüleşti çünkü sonra. Bu enfeksiyon onun vücudunu öyle yıprattı ki tuvalete bile kucağımda götürüyordum. Hatta bu duruma düşmesi onu içten üzüyordu. Çok gururlu bir kadındı. Buğra'ya yük mü oluyorum diye hisse kapıldığını düşünüyorum. Billur'dan anı yaşamayı öğrenmiştim. Bu yüzden de onu kaybedersem ne olacak diye kaygıyla geçirmedim bu süreci. Onu sevmeye, beslemeye odaklanmıştım. Aslında hala gitmemiş gibi hissediyorum. Kalbimde büyük bir sevgi var. Boşluğunu sabah kalktığımda hissediyorum en çok. Her sabah bir saat ağlıyorum mesela.
Biz onunla kavga bile etmezdik. Birbirimizden çok şey öğrendik. Aramızda 22 yaş fark vardı. Onunla birlikte olmaya başladığımda 25 yaşındaydım. O da 47 yaşındaydı. İlişkimizde olgun taraf bendim hep. O daha gençti bana göre. Gerçek sevginin ne olduğunu Billur'dayken öğrendim. Benim hayatımda çok büyük bir dönüşüme neden oldu. Bir insanı gerçekten sevmek, onun kendi olabilmesine müsaade etmektir. Billur bunu yaptı. Özgürlük alanı yaratarak benim dönüşümümü sağladı. Billur'a minnettarım. Ben de ona olan bu manevi borcumu, iş alanında onun marka değerini daha da yükseltecek bir şekilde medya alanında projeler ürettim. Billur TV'yi kurduk. Orada çok önemli projelere imza attık. Kimse Billur'un yerinde olamaz. Biraz zor görünüyor. 13 senedir onun dışında hiçbir kadına dokunmadım. Has peşinde koşan biri değilim. Billur'la kendimi buldum. Her açıdan beni geliştirdi. Ondan önce daha rasyoneldim. Ben endüstri mühendisiyim. Teknik bakıyordum her şeye. Onunla daha inançlı biri oldum. Hem aşkı hem de ilahi aşkı tattım. Billur çok inançlı ve ruhsal bir kadındı. Kalbi ilahi aşkla doluydu. Kanseri de tevekkülle karşıladı. Cenazesinde de insanların ağlamasını istemiyordu. Dram yapmayın demişti. Biz de onu istediği gibi uğurladık. Ölüm hayatı bitirir, ilişkiyi bitirmez. Ben son anında yanındaydım. Öldüğünde de oradaydım. Morgda da gördüm. O haliyle de sevdim. Bedenden öte bakıyorum. Bedeni morgda yatıyordu ama ruhu benimleydi. O benim aşık olduğum kadındı. Son nefesine kadar mücadele etti. Beni bırakmak istemediğini hissettim. Hastaneye hep tıraş olup güzel kıyafetlerimi giyip gidiyordum. Beni öyle görmek istiyordu. Bilinci ara ara geliyordu. Çok yakışıklısın deyip uyumaya devam ediyordu. Kanseri yendikten sonra insanlara umut vermek istiyordu. İçinde sevginin, dayanışmanın, pozitif düşünmenin önemini vurgulayan bir konuşma yapacaktı. İnsanlar doğal bir döngüde uyumla yaşamak yerine sadece kendi egolarını besleyen ve tüketim üzerine kurulu yaşamaya başladı diyordu. Billur böyle insanları kanserli hücreye benzetiyordu. Onun bu hayallerini gerçekleştirmek için gerekli adımları atacağım. Vakıf kurmayı da düşünüyorum.